Selamlar babuşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Farm to Getir'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Geçtiğimiz bölümlerde çiftliğimize 100 bin altınlık bir yatırım yapmış ve bu yatırımımızın bize geri dönmesini beklemekteydik. Aynı zamanda Paskalya etkinliği bağlamında Paskalya yumurtaları ekmiş ve akabinde ocağımıza incir ağacını dikmiştik efendim. Ben o bölümü çektikten sonra hiç oynamadım ve hani sizlerle beraber oynayalım diye bekledim açıkçası. Hemen bir tavuklarımı yemlemek istiyorum. Bu tavuklarımın muhtemelen evet 18 dakikası var. Bu video içerisinde bir gelir elde ederiz muhtemelen tavuklardan. Çünkü tavukları beslemediğin takdirde sana yemek vermiyorlar. Ve en son patates ekmiştim. Bana giren diğer şeyleri kurtarmak adına, yani ekonomimi tekrardan kurtarmak adına patatesleri toparlayacağım. 4 büyük balık çiftliğim vardı. Bu 4 çiftlikten de gelirimizi elde edip bir toparlama yapacağız. Bakalım. Bu bölüm işlerimiz yok, işlerimiz yoğun ama öncesinde şu güzel mi güzel Farm to Getir manzarasında hepinize tekrardan selam vermek istiyorum. Selamlar, hoş geldiniz babuşlar. Videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Aynı zamanda kanala abone değilseniz, abone olursanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz ve videolardaki reklamların bana faydası dokunuyor. Adblocklarınızı, reklam engelleyicilerinizi kapatırsanız çok çok sevinirim. Ve beni Instagram'dan, açıklama kısmındaki linkte bulunan Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkürler. O halde toplama işlemine başlayalım. Aşağıdaki patates yeri geniş olduğundan dolayı ben oraya 2-3 tane daha benzinlik kurmuştum. O benzinliklerden gelirimizi alırız. Şimdi öncelikle şu Paskalya yumurtalarını toparlayarak işe başlayacağım. Bu 100 Paskalya yumurtası görevi ne zaman bitiyordu bilmiyorum ama açıkçası hiç hoşuma gitmiyor. Yumurtalarım ağzına kadar dolmasın da. 48 tamam, daha yumurtalar ağzına kadar dolmaz, sıkıntı yok. Ben buraya tekrardan Paskalya yumurta sekmeye kalkarsam yalnız bildiğin ocağıma incir ağacı dikilir abi. Ve ben ocağıma incir ağacı dikilmesini istemiyorum. Gidip bir benzin alalım. Canımız kalmadı. 446 elmasım mı olmuş benim? Param da oldu benim. Benim param nasıl oldu? Bu Paskalya yumurtaları bana para vermiyor ki. Para mı veriyormuş? Ben vermiyor diye hatırlıyorum. Benim sesle bir problem var ya. Bakalım sese alışmaya çalışacağım. Şu kulaklığı da çıkarayım, ne konuştuğumu ne ettiğimi anlamıyorum. Şimdi bu Paskalya yumurtası görevini yaptığımızda Paskalya etkinliğine özel dekorasyonlar kazanacağımızı söylemişti oyun bize. Bu dekorasyonları alabilmek adına çalışmaya devam edebiliriz ve baktığımız zaman Paskalya hasadı etkinliğinin hala süresi dolmuş değil. Yani bu etkinliği gerçekleştirebiliriz. 28 tane daha Paskalya yumurtası ekmem gerekiyor. Bakalım 28 tane Paskalya yumurtası ekecek ekonomi var mı bende? Ve level aldığımızdan dolayı yeni şeyler açılmış. Kırmızı biber açılmış 12 saat içerisinde. Bizden 750 altın alıp 1.15 gold veriyor. Kiraz ağacı açılmış, sadece yaz mevsimleri ekim veriyor ve 1.75 altın veriyorsun. Ancak yaz mevsiminde sana 110 altın veriyor. Fena sayılmaz. Fena sayılmaz açıkçası. 110 altın hiç fena sayılmaz. Abant ördeğimiz var. 33 dakikada bir 675 altın veriyor ama 11 dakikada bir de 200 goldla besleniyor. Ya 600 gold beslenme masrafını çıkardığın zaman sana sadece 75 altınlık bir getirisi oluyor. Seramız var. Sera da bizden pamuk alıyor galiba. Süt standında süt satıyoruz. Henüz ineğimiz yok ancak süt elde edemiyoruz. Aa, bahçe cücesi. Çok tatlı, şirin bir ışıklandırma gerçekten. Bir ara Musa'yla yaptığımız bu yapı kapışmasına tekrardan girişebiliriz. Çünkü zaten elimizde bayağı yüklü miktarda elmas bulunacağından dolayı pek sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Şimdi 28 tane Paskalya yumurtası ekeceğiz. 28 Paskalya yumurtası 500 gold'dan tanesi. Bakalım bize ne kadara mal olacak. Mevsim değişti. Şöyle bir hesaplayalım. 28 çarpı 500'den 14.000 gold paraya mal olacak. Benim 14.000 gold param var. Şöyle traktörden inelim. Paskalya yumurtalarını ekelim abi. Traktörle daha mantıklı. Orası dur ya, şöyle 18 olacak işte. Ben buraya gelip bir tık da buraya çalışırsam 18
27. Bir tane daha ekersem 28 aslında yani. Şey yapmayalım ya. Traktörden iner misin canım? Şöyle 28. Öyle değil mi? 9'dan 18, 27, 28 tamam. Ben işimi garantiye alayım ne olur ne olmaz. Birazcık daha kendime para sokayım. Biraz daha kendimi zarara sokayım. Ondan sonra rahat bir şekilde devam ederim. Daha buralar sulanacak da edecek de görevleri yaparsak şey yapacağım. Yeni bir benzinlik daha alacağım çünkü. Buranın benzini bu kareleri sulamaya yeter mi? Yeter sanırım ya. Ne kadar fazla benzin geldi öyle. Paskalya etkinliğini tamamlayalım. Bakalım bu Paskalya etkinliğinden gelecek ödülü ben de merak ediyorum açıkçası. Muhtemelen gelecek bölümlerde bunlar olgunlaşmış olacağından o Paskalya etkinliğinin getirisini görebiliriz ve patates ekmeye devam edeceğim. Patates candır. Patates iyidir. Patates hoştur. Ama patates alacak paramız yoktur. Af. Şuradaki patatesleri alayım da patates ekmeye dikmeye devam edeyim bari. Aman var ya umarım bu arada bu bana saplanan parayı ben bir şekilde çıkartabilirim. Yani hala parasızlıkla mücadele ediyorum. Şuraya patates. Yup. Şuraya da patates. Yup. Buraya da patates. Şu an muhtemelen hayvanları besleyecek kadar bile param yok abi. Şu an gerçekten düşkün durumdayım. Bir şey soracağım peki. Sebze meyve durumum ne alemde benim? Yumurtalar sebze 61'e şey. Yumurta 84. Tamam. Bütün patatesleri toplayıp ondan sonra sebze standında gidip satış gerçekleştirebiliriz ve benim benzinim an itibariyle bitti. Olsun. Olsun. Fazla benzinliğimiz var. İşlerimizin üstesinden gelmeye yetecek kadar benzinimiz olduğunu umut edeceğim. Hemen şöyle şuradan şunları da toplayalım. 130 altınlık çok güzel bir getirisi var. Zaten ileride seviyede atlayacaktır. Ben şuradan topladığım yerleri tekrardan ekeyim. En azından ekime hazır hale getireyim buraları. Buralara tekrardan patates ekim işlemi gerçekleştireceğim zaten. Ki patateslerle kendimizi kurtarmaya çalışalım. Şu Paskalya etkinliği bağlamında açıkçası bizim defterimizi dürdüler. Açık ve net. Defterimiz dürülmüş vaziyette. Paskalya etkinliği harbiden canımı okuyor yani. Bir parasal krize girdik. Çıkamıyoruz usta. Çıkamıyoruz yani. Parasal anlamda battık batacak. Patates seviye 10 çok güzel. Aslında marul ekip dikebilirim de marulun getirisini o kadar çok düşürmüşler ki. Yani şu an marulla uğraşmak amelelikten başka bir şey değil. Ve keşke elime birazcık daha fazla para gelse de diğer görevlerin peşinde koştursam ama daha bile. Ve sanırım son ağzına kadar dolu benzinliğim şu köşede bulunan benzinlik. O köşede bulunan benzinliği alıp her yeri tekrardan biçmeye çalışacağım. 17.018 gold, 18.037 gold, 19.5. Daha bir de buranın tekrardan ekimi dikimi falan var. Bize yine bir cacık kalmayacak gibi duruyor. Bakalım belki balıklar yüzümüzü güldürür. Çok da emin olamıyorum ama. Ya şu an için baktığınız zaman gerçekten zor durumdayız. Aa, arılar da toplanabiliyor tabii tabii. Arı çiftliklerinden de gelecek bir şeyler vardı ama ne geleceğine dair en ufak bir fikrim yok. Benzinlerin tekrardan dolmasını bekleyeceğim bu arada burayı ekmek için. 3-4 benzinlik bize yetmiyor abi. Aşağı yukarı 4 benzinlik bize yetmiyor şu an. Çok muazzam geniş bir tarlaya sahip olduğumuz için 4 benzinlik yetmiyor. Şurayı tekrardan gidip ekelim. Ben buranın benzinini aldım mı? Hatırlamıyorum, benzinini alacağım birazdan. Çünkü buraya patates ekmek istiyorum. Ağzına kadar dolu bir depo benzinim olsun. Sonra geriye kalanların dolmasını bekleriz. Ben gideyim. Bu benzinlikler dolana kadar arıları toparlayayım. Daha sonra balıklara falan yerleşelim. Şöyle şunu da bir sileyim. Hesap makinesini kapatayım. Şu an için hesap kitap yapacak kafada değilim şu an. Şu an ne yaparsam yapayım bu bana saplanan meblağın çıkacağına inanmıyorum çünkü. Şu an bana saplanan çok büyük bir meblağ var. Ve o bana acayip derecede pis girdi. Güzel aslında. Arıcılıktan da 5 elmas 5 elmas geliyor. Üstüne bir de bal alıyorum.
Bal alman da çok güzel. Bu ballar da muhtemelen satılırken elmas ediyor. Harika. Yani diyecek çok fazla bir şey yok. Kuyu toplamaktan iyidir. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Şu an elimizde o kadar çok elmas var ki kuyu dikip kuyudan para toparlasak bu zor durumdan kurtarabiliriz ha kendimizi. Kuyu başı 25 gold veriyordu diye hatırlıyorum. Kuyu başı 25 gold'dan bir 20 tane kuyu yapsan ki benim 20 kuyum vardı. 2 dakikada 500 gold para yapıyor. 2 dakikada 500 gold, 500 gold ama onu toplayacak sabır lazım. Yani oyunu otomatik bot gibi bir şey kuracaklar ki ben onun başında dikileyim. Ya öteki türlü mümkün değil gerçekten ya. Hadi bakalım şunları ben seni bir sömüreyim. Çok güzel. Ağzına kadar dolu bir benzinliğim var. Hemen şuradan yumurtaları satalım. Daha elimizde dünya kadar yumurta var. O yüzden sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Buraya gelmişken bir de yem verelim ya. Sizin yeminiz ne ara bitti arkadaş? Yemlemiyorum, sıkıntı yaşıyoruz ondan sonra. Daha elimizde muhtemelen sebze falan vardır. O sebzeleri de aradan çıkarmaya çalışacağım. Elimizde daha satılacak dünya kadar sebze var, yumurta var, kuru yemiş var, bal var. Bir şey diyeceğim, ben balı nereden satacağım ya? Bal satabileceğim bir ev yok mu? Ev, bina falan. Kuru yemiş standı yapayım bir tane şimdilik şöyle. Kenarda bir yerde dursun. Buna da satacağım, kuru yemiş var çünkü. Oo, kuru yemiş yokmuş. Kuru yemiş için 40 birim istiyor. Hem başka ne yapılabiliyor? Fırın yapılabiliyor. Fırına buğday veriyorsun. Henüz benim buğdayım yok. Tahıl deposu zaten kurmam. Arı kovanı. Bu arıları satabileceğim yer muhtemelen 3'te açılıyor. Yok, bu 3'teki başka bir şey gibi. Arı şeysi bu. 12 levelde açacağım. Şu an benim çiftlik 11. Süt standı. Sera. Sera'da da pamuk falan alınıp satılıyor. Çok bir olay olacağını zannetmiyorum Sera'nın ya. O yüzden ellemeyeceğim. Pamukta niye? Pamuğun görevi var değil mi? Pamuk görevi var abi bende. Görev kaydı. Müren balığı 40 tane. Birazdan hasat edeceğiz müren balığını. Zeynep abla. Görevi veren. Coşkun Bey ne demiş? 80 İngiliz ördeği, 230 pamuk. Anladım kardeşim. Ananın nikah. 230 pamuk ekecek param var mı benim peki? 12 saatte olgunlaşıyor. Tane başına 100 gold veriyorsun. 230 için 23 bin para ister yani. Benim 23 bin param yok şu an. Gerçi 230 tanesini de tek seferde ekebileceğimden emin değilim ama. Yanlış yaptık. Daha bunları sattıktan sonra da bir tur sebzeye döneceğim. Zaten balıklar var. Gidip daha balıkları da toparlayacağız, edeceğiz falan. İşimiz iş ama 600 elmas para var. Elmasta sıkıntı yok zaten. Sıkıntı parada. Nakitim yok elimde. Nakdim yok, nakdim. Hadi bakalım, umarım balıklardan güzel bir şeyler elde ederiz. Çünkü balıklar, umutluyum balıklardan. Müren balığı görevi. Bu müren balığı görevi için ben kesin bir tur daha uğraşacağım. Bir saniye. Kulaklığımı çıkardım bana fazla ses gelmesin diye de. Şimdi bir tekrardan takmak istedim. 21 bin. Alabalık. Alabalık muhtemelen aralarında en kötüsünü verecek ya. Alabalıktan pek umutlu değilim çünkü. Yılan balığı. Balık çiftliklerine biz dünyanın parasını verdik de. Balık çiftlikleri beni yarı yolda bırakacak gibi hissediyorum arkadaş. Balıkçılıkta çok para yok gibi. Baksana abi, 200 gold, 300 gold, 200 gold, 300 gold. Bu tropik balıklara oyuna tekrar bu güncelleme geldi ya. Bu tropik balıklardan niye hiç para gelmiyor doğru düzgün? Oğlum balıkçılıkta para yok ya. Balıkçılıktaki parayı emmişler arkadaş. Sazan balığı. Vallahi sazan gibi biz de balıkçılık işine girdik de harbiden sazanlık etmişiz ya. Adamlar bilinçaltı mesajı vermiş anasını satayım sazan diye. Buralara komple pamuk ekeceğim de. Şuraya bir dörtlü daha yapıştırılmaz mı? Bir dokuzlu daha yapıştırılır.
Vallahi ekebildiğim kadar çok yere ekim yapıyorum ama. Tamam. Şimdi buradan pamukları şey yapmaya başlayalım, dikmeye başlayalım. 230 tane pamuk dikilecek. Bakalım benim tarlada ne kadar yer var. Ya para biterse anlarım ki 230'dan fazla şey yaptık. 12 saat sürecek bir de ya. 12 saat. Abba. Daha bir de burayı sulamaya traktörle döneceğim. Eyvah eyvah. Bence buradan sonrası için bir daha benzin alayım. O benzinle de bunları sulayayım, sonra pamuk dikmeye devam edeyim. Ya da hepsini aynı anda mı sulasak acaba? Bu arada param bitmiyor arkadaşlar. Param bitmediğine göre sıkıntı var demektir. Muhtemelen yeterince pamuk ekemeyeceğim tek seferde. Neyse, arkalar falan var. O arkalara da şey yaparım ya. Pamuk ekerim böyle. Yanları, sağları, solları her yeri doldururum ben elimdeki para bitene kadar. Sonra tek seferde pamuk görevini yapmış oluruz. Zaten pamuk görevi yapıldığında bir benzinlik daha gelir. Bir ölçü daha rahatlarız. Benzinim bitti değil mi? Tam tahmin ettiğim gibi. Şuraya da pamuk. Şimdi bir saniye. Şuradan benzin al. Buradan aldığım benzinle şuraya da bir hıçkırık yap. Bu arkalara da hıçkırıklayacağım ben. 900, 900, 900, 2700 gitti şimdiden. 4 kere 9, 36. 3600 gitti. 5 kere 9. 45. 4,5. 4500 gold gitti, tamam. Evet, götüme don almaya param kalmayacak abi bu pamuk görevi bittikten sonra. Aynen öyle. Aynen öyle. Tam tahmin ettiğim gibi şu an götüme don almaya param kalmadı. Yetersiz kaynak mı? Şey de vermiyor. Benzin de vermiyor. Hadi bakalım, başla Samet Efendi sulamaya. Ama pamuk görevine tek atacağız muhtemelen ya. Pamuk görevine tek atacağız da koca tarlada cılkımız çıka çıka çalışacağız abi. Benzin versene kanka. Benzin ver, buradan direkt karşıya gideyim. Karşıyı sulayayım. Karşıyı sularken bir de karşıdan benzin alayım. Hepsini bir tane sulasam yeter zaten ya. 1-2 saat su istemez burası. Paskalya etkinliğini de yapmış olacağım. Gelecek her oyuna girdiğimde her şey daha güzel olacak ya. Şurayı da sulamaya yetsin. Vallahi yetti ama bitti galiba. Benzine bak, benzine. Tarlayı sulamaya zaten sadece 3 kova benzin harcadığım için. Umarım elimde var olan benzinle kalan yerleri sulayabilirim. Çünkü çok fazla yer var be abi. Baksana, para suyunu çekti, benzin dayanmıyor. Ben ne güzel marul işimden parayı buluyordum. Marulu fixlediler, bir şey yaptılar, maruldan para gelmiyor. Balıkçılığa yaslayalım dedik, yatırım yaptık balıkçılığa. Balıkçılık artık para getirmiyor. Fenalardayız ya. Çok fena batışlardayız abi. Ama halledeceğiz elbet. Elbet halledeceğiz. Bitti nihayet ya. Irgat gibi çalıştım anasını satayım. Nihayet bütün tarla bitti. Alın ulan. Alın ulan yem. Yiyin. Ben buralara birazcık daha tavuk alacağım. Şimdi burası kaç? 4'e 3, 4, 5, 6. 4'e 6'lık. Şuradan şöyle 2 birim daha ilerleyecek yeri olaydı da ilerleteydik ya. Neyse, şimdilik böyle dursun tavuklar, bakalım ne yapalım. Aha da vallahi yemlerini de verdim. 500 gold param kaldı abi. 500 gold. Öf.
Diyorum ya, o paskalya yumurtaları benim ocağıma inciraci dikti abi. Paskalya yumurtaları ocağıma inciraci dikti. Elması paraya çevirmenin bir yolu olsa keşke. Şu an yani şu elması paraya çevirsem zenginim. Dünya kadar param var. Üzümler var, kuru yemiş var, balık var. Daha birkaç ölçek daha balık satarız abi. Birkaç ölçü daha balık satarız. Şimdi şuradan şöyle bir yumurtaları toplayalım. Bu yumurtalardan gelecek parada da hayır yok arkadaşlar. Öldük biz, öldük. Acacına gideceğiz. Harbiden acacına gideceğiz ya. Tavuklardan aldığım yumurta yem masrafını karşılamıyor. Ama pamuklardan umutluyum yani. 12 saat sonra gelip oradan pamukları topladığımızda muhtemelen çok daha iyi bir sonuç elde edeceğiz ve hani pamuklardan gelen parayla çiftliği kurtarırız diye düşünüyorum açıkçası. Ve hani hayvancılıktan falan ziyade adam akıllı tarıma yönelmek istiyorum ya. Ben anladım abi. Sadece gelir tarlada var. Ya tavuktur, balıktır, bunların hepsi bizi koparıyor aga. İyi tamam, 2000 küsür param var en azından. En azından param var. En azından aç değilim. ...650 elmas mı? Vallahi elmasa doyduk da paramız yok. Öyle bir sıkıntımız var. Her neyse, babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Irgat gibi oradan oraya, oradan oraya koşa koşa çalıştık, didindik. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Görmüş olduğunuz gibi bu arı çiftliklerinden bal aldım. Ancak balları henüz satamıyorum. Çünkü çiftliğim hala 11. seviyede. Çiftliğime seviye aldırmam gerekiyor. Pamuk görevimiz var. 270 altınlık bir pamuk görevi, 230 tane pamuk ekme görevi ki ben bunu tamamladıktan sonra bile 80 tane İngiliz ördeği hasatlamak zorundayım ki bunun için bana bayağı yüklü miktarda sermaye gerekecek. Yani şu görevi yapamayacağımdan emin değilim. Müren balığı toplama görevini ilerletiyoruz. Paskalya görevini ilerletiyoruz. Bakalım, umarım bu Paskalya'dan gelen ödül adam akıllı bir ödüldür de beni yarı yolda bırakmaz. O Paskalya görevini tamamlamaya çalışacağız ve bizim İngiliz ördeği almamız gerekiyor. 80 tane İngiliz ördeği aldım varsayalım. İngiliz ördeği 80 tane. Tanesi 1K'dan 80K para. Üf. 40 tane alsam 40K'dan. 2 seferde besle. 4 defa besleniyor ama bu. 4 kere 9 36. 420 altınlık hasat geliri var. 60 altınlık falan bir karı var abi. Benim bunları beslememin bir mantığı yok ki. Amerikan tavuğu görevimiz var zaten. Amerikan tavuğu görevi bir ayrı. Şu an galiba ben parasızlıkta zirveyim ya. Harbiden şu an ben parasızlıkta zirveyim abi. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Balıkçılık beni uzun vadede kurtaracak diye umut ediyorum hala. Hala benim kalın kafama laf girmiyor ve balıkçılığa rushlıyorum. Muhtemelen yan araziyi falan satın alıp ya da bu arazinin gerisini satın alıp orayı da balıkçılık için kullanırım. Şu an tam emin olamamakla beraber 100 elmas karşılığında 3. araziyi alabiliyorum ama ben daha 2. araziyi bile verimli kullanamıyorum. Bir türlü o umduğumuz düzene ulaşamadık ama olsun. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için hepiniz çok çok sağ olun. Sonraki Farm to Getter videolarında görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın babuşlar. Bay bay.